Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor. Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız? Merhabalar Murat. Merhaba Murat. Herkese selamlar. 19-24 Ocak arasını konuşuyoruz. Evet. Haftasını diyelim daha doğrusu. Teknoseyir.com adresimiz. Bizi Facebook ve Twitter'dan aynı isimle takip edebilirsiniz. Ve tabii ki de YouTube kanalımızdan abone olabilirsiniz. Şimdi YouTube'a da biz bu podcast yayınlarını yüklemeye başladık. Erişim kolaylığı olsun insanlara diye de şeyde ilk kez bakanlar falan oluyor. Yani bu bir sesli bir yayın. Hmm. Görüntü bekle. Görüntü ne zaman gelecek diye bekleyen evet. Varsa tabii. Vazgeçsin. Yeni abone kazanıyorsun. Yani eskiler biliyor da yani yeniler bilmeyecek belki de. Hatırlatmak gerekiyor. Bir de teknoseyir.com diye bir site var sonuçta. Tabii. Onu hatırlatmak şart. Şimdi bir de şey olur ya radyo yayınlarında şey derler. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için falan biz şuyuz falan derler. Doğru bir şey o. Evet. Bizim de daha sık yapmamız lazım Doğru. aslında. Daha çok kullanmamız Doğru. lazım. Şöyle geçen haftanın hadiselerinden kaldı ama hani şeyle başlayalım. Nvidia'nın GeForce GTX 960'ı çıktı. Evet. Bilinen bir şeydi. Evet. Hani 980-970 bir de 960 olacağı bilinen bir şeydi ama tabii ortada yoktu. Çıktı. Ve aynı gün incelendi bizde de. Şeye yetiştirdik. Yetiştirdik. Duyuru tarihine yetiştirdik. Siz hatta oyun bile oynadın değil mi sen canlı yayında? Ayrıca yayınlar yapıldı. Evet. Orada şey bilmiyorduk Levent abi bize fiyatı yetiştirememişlerdi. Evet. O da geldi artık. Fiyatlar da biliniyor. Ama çok çeşitli fiyatlar var piyasada. Evet. Çok yeni bir şey çünkü. Evet. Bir zamanla oturacaktır. Firmalar böyle yeni ürünlerde tabii birbirlerini kolluyorlar. Tabii. Hani karşısına fiyat verecek. Ben onun 5 dolar olsun altına girebilecek miyim fiyatımla? Evet. Kaygısı oluyor. Şimdi şöyle Nvidia'nın kendisinin 250 euro falan gibi öngörüleri vardı. Evet. Şu an için daha iyi bir iki fiyat gördük Türkiye'de. Evet, enteresan bir şekilde. Yani 250 gördüm. Dolar gördük mesela. Hı-hı. Hani avrodan, eurodan daha iyi dolar kur Doğru. olarak. Fakat genel olarak tabii ki çok ucuz bir kart değil. Değil. 9 biliyorsun 760'ın yerine geçiyor. Hı-hı. Hatta 760 ömrünün bitti. Sonuna gelmiş oluyor. Yani ben biz incelemede de şunu demiştik. Hani 760'ın varsa 760'ı 960'la değiştirmenin bir anlamı yok. Doğru. 760'dan daha önceki bir kartın varsa evet. 660 özellikle 660'ı zaten Nvidia hedef olarak evet, kendine 560, belirlemiş. 460 hepsi olur. Evet, 650. Hmm. İşte o zaman birazcık paranı biriktirip 960'a geçebilirsin. Ama tabii ki eğer imkanın varsa 970'e geç. Evet. Eğer imkanın varsa. Ha, aradaki fiyat farkı önemli. Önemli. Bugün 600 liralarda 960'ın hani iyi fiyatlısını alabiliyorsun. Ama 970'te 1000 lirayı aşıyor. Hemen aşıyor değil mi? Evet hemen aşıyor. Az buz fark değil. Öyle. 970 demişken Levent abi Nvidia bir anket yaptı. Hediyeli anket düzenliyor. Kendi Facebook sayfalarından. Kazananı da 970 verecekler. Duyurusunu yapmış Oyunlar olalım. Oyunlar da var galiba. Çünkü şey var hani oradaki sorular bizim burada yaptığımız biliyorsun Nvidia için 3 tane bölüm yaptık. Evet eğitim. Eğitim videoları yaptık. Odaklı. Oradan bir geliyor. Bir çalışmamız var. Devam edecek galiba. Edeceğiz. Evet. Şubat ayında yeni videolarla. Bu 3 tane basit soru var oradan cevaplasınlar. Ankete katılsınlar derim. Şanslarını denesinler. 970 de bak fena değil 1000 lira dedik. Tabii. Biz katılabiliyor muyuz? Biz katılamıyoruz abi. Katılırsa ayıp olur. Katılmakta sorun yok. Kazanırsan çok ayıp olur. Şey, verilen... Kimseye de derdini anlatamazsın. Bu arada kazanıp bir de soruları yanlış cevaplarsan evet. Tam rezalet. O ayrı. O zaman bırak bu işi. Asus'un kartı veriliyor. Hani 1000 liralık da değil. Bayağı pahalı bir kart o. Strix evet. Edition. İyi şanslar. Evet. 15 tane de oyun var. Ha oyun da veriyorlar değil mi? O. Doğru. Kart olmazsa da sonuçta 15 tane belki şans denk gelir. Evet. Kart olmadan oyunu ne yapacağız? Eldekiler idare edeceğiz. Yapacak evet. Ayarları düşüreceğiz. Ya.
Şimdi bu haftanın iki tane çok konuşulan olayı vardı. Birisi Microsoft'un etkinliği, o başlı beklenen, başına olay. 21 Ocak'ta gerçekleşeceği bilinen etkinliği yapıldı. Evet, ondan başlayalım istiyorsanız. Bayağı büyük, hani kapsamlı evet. duyurular yapıldı. Kimisi bekleniyordu, Windows 10 konusundaki gelişmeler bekleniyordu da bazı sürprizler ortaya çıktı. Evet, bir şimdi bir defa herhalde damgayı vuran HoloLens oldu. Hatta çünkü Windows 10'un önüne geçti değil mi? Bence de geçti. HoloLens tanıtıldı. Evet, Microsoft'tan bir arttırılmış gerçeklik teknolojisi. Hiç beklenmeyen bir öyle teknoloji. Yine bir gözlük var evet. elimizde ama bu biraz farklı. Yani burada artık şey değil, Oculus Rift gibi bir şey değil. Şey gibi de değil, Google Glass gibi de değil. İşte Oculus Rift sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik, bu, evet. Bu arttırılmış gerçeklik. Gerçek dünyanın, yaşamın üzerine bilgisayarın oluşturduğu görüntüleri ekliyor. Evet. O yüzden bir yerde. Tabii bu Google Glass'tan falan çok daha ileri görsellik tabii. anlamında bir şey. Ha, şu an fotoğrafları herkes görmüştür. Kendisi biraz kaba saba bir alet. Tabii. Ağır. Ama bu bir teknoloji şovu zaten. Bunun piyasaya evet. çıkacak versiyonu bu olmaz evet. diye tahmin ediyoruz. Bunun içinde bir de Kinect'in teknolojisi var. Dolayısıyla sadece görmekle kalmıyorsun, bir de etkileşime giriyorsun o gördüğün hologram, yani hologramla. Ya şimdi burada Murat, bu anlaşılması zor bir şey. Evet. Artı Microsoft bunun şovunda, gösterisinde, hani basına özel tanıtımlarında falan, basına da hiçbir şekilde kayıt imkanı falan vermediği için daha da karıştı. Şöyle ifadeler kullanılıyor tanıtımda işte. Hologramlar yansıtılıyor falan diyor ama şimdi bir kere onun biz yanlış anlamamışızdır umuyorum. Hepimiz ayrı ayrı kafa yorduk. Şimdi hani masanın üzerinde Minecraft şatosu duruyor ya, öyle bir şey yansıtılmıyor. Yani böyle dışarıdan da 10 kişi baktığında masanın üzerine hologram yansıtıldı. 3 boyutlu değil. Hmm. Onu gözlüğü takan görüyor. Tabii. İsmi yanlış anlamaya müsait. HoloLens demeleri biraz işte, garip olmuş. Hologram projection falan deyince evet. onu ilk başta zannediyorsun ki gerçekten 3 boyutlu bir masanın üzerine bir 3 boyutlu görüntü hmm. oluşuyor. Yok, onu yine gözlüğü takan görüyor. Yandan bakanlar hiçbir şey görmüyor. Hatta senin abuk sabuk hani hareketlerini senin görüyor. Hareketler yaptığını görüyorlar. Onun bir kere hani burada mutabakata varalım. Evet. Ama tabii müthiş güzel uygulamalar var. Hmm. Yani mesela işte adam, sen evde ya bu fişi nereye takacağım diye bakınıyorsun. Adam orada kendi bilgisayarından işaret ediyor. Bak şu şeye takacaksın evet. o fişi diyor. Teknik servis. Böyle havada, ama senin gözünün önünde havada ok oluyor hmm. böyle. Havada uçan 3 boyutlu bir ok oluyor. Takıyorsun falan. NASA'yla şimdi, da ortak çalışmışlar. Mars'taki görüntüleri falan böyle inceleyebildiğin, evet, evet. oturup böyle ne denir, uzmanların falan ya üzerinde çalışabildiği. Ya da tasarımcı 3D modelleme yazılımında oluşturduğu objeyi, makineyi doğru. çeviriyor elinde. Şimdi mesela şey olacak. Bir cihaz, karmaşık bir cihaz satın aldın geldin. Alıp çıkaracaksın kutusundan. Gözlüğü takıp bakacaksın. Öyle havada ok buraya power'ı takacaksın, buraya HDMI'yi takacaksın diye. Quick şey, hızlı kurulum rehberi öyle olacak. Açılıp belki. Kapanan kısmı varsa o tabii. sanal olarak açılıp kapanacak. Tabii. Ya şimdi şöyle Murat, burada bu bir teknoloji gösterisi. Bu hani bu pazartesi gösterildi de iki hafta sonra alıp evine gelebileceğin falan bir şey değil. Evet. Bu sadece bir gün bunlar olacak. Bunun şovu. Verdikleri zaman da şu ama Levent, Windows 10'un yaşam süresi içinde diyor. Yani bir gün dediğimiz bir iki, üç, belki 1-2 sene diyebiliriz. Yani hani Windows 10'la birlikte değil. O yanlış anlaşılmasın. Güzel. Windows 10 kaç yıl yaşayacaksa artık. Kaç yıl yaşayacağını yani, görüldüyse. Genelde hani 2-3 yıl yaşıyor evet. ya. Yenisi çıkmadan diyeyim. O civarda bunu göreceğiz diyorlar. Gerçi ürün, bu resimler hala prototip şeklinde. Tabii hiç, tabii. tabii. O test ettikleri editörler de şey diyor. Hani bizim test ettiğimiz şeyler bu değildi. Hmm. Çok daha böyle ne denir, içi dışına çıkmış ürünler yarım üzerinden biz daha hazır test yaptık. Olmamış şey bunu yani. Görünce hatta şey demiş bir tanesi. Bunu görünce ben hani bu teknolojinin çalışmayacağını düşündüm ama beklediğimden çok daha iyi çalıştı diyor. Evet, evet. Evet. Ya bu sanal gerçeklikten daha önemli bir şey. Çünkü sanal gerçeklik tam oyunlarda falan Oculus çok güzel. O da bir kendi devrimini yürütüyor, sürdürüyor falan ama bunun uygulaması daha çok. Burada işte gerçek, yani mesela bunu Kinect
Li Xbox 360 sahipleri şeyi denesin. Gerçi PS4'te de bizde PS4'ün kamerası yok. Hmm. Kamera olsa küçük robotlar var biliyorsun. Şimdi onlar da şey. Mesela Kinect'te Xbox 360'ta bu Double Fine'ın yaptığı bir oyun var. Super Happy Party mi ne öyle bir şey. İsmi aklımda değil. Orada mesela senin salonunu bakıyor Kinect'in kamerasıyla. Hmm. Ve ortada sehpa var ya, sehpanın sehpalığını algılıyor. Hmm. Ve mesela orada sanal olarak işte toplar düşüyor. O toplar ekranda sehpadan sekiyor. Koltuğun üzerine düşüyor. Koltuktan aşağı yuvarlanıyor falan. Bu olay. Evet. İşte bu sizin. Burada da gözlükle bakıyorsun şeyi, tabloyu duvara yansıtmış. Hı hı. Sen kafanı hareket ettiğinde, yürüdüğünde hakikaten duvarda asılıymış gibi tablo cevap veriyor. O test eden editörlerden biri şey dedi, demiş. Benim en çok ilgimi o çekti. Bilgisayarın ekranına baktığında diyor, ekranı görüyorsun diyor. Hmm. Hani gözlük üstüne bir şey bindirmiyor. Evet. Ama diyor mouse'u böyle ekrandan kenara çıkardığın zaman gerçekten ekranın dışına çıkıp gidiyor farenin imleci. Ve senin gerçek duvarda da vesaire bir şeyleri seçebilmene imkan sağlıyor diyor. Ve bu hani böyle atlamasız vesairesiz çalışıyor şeklinde bir yorumda bulunmuş. Evet. Hmm. Kendimiz deneyemediğimiz için merak da uyandırıyor bir yandan. Bu heyecan verici bir şey. Zaten en çok ilgiyi bu çekti. Evet. Windows 10 falan üzerine konuşulanlar, yok Spartan tarayıcı falan yani arkada kaldı. Çünkü bu o kadar büyük bir... Bir de bilinmeyen bir şey çıktı ya. Bombaydı ki. Hmm. Evet, senin dediğin gibi Bülent abi. Windows 10 da hani sonuçta onunla da konuşacağız. Şimdi ilk şeyden başlayalım. Windows 10'un bedava mı olacağı, az bir parayla mı olacağı hep bir spekülasyon da artık değil. 7 ve 8 kullanıcılar için ilk yıl ücretsiz upgrade imkanı. Upgrade, yükseltme imkanı olacak. Evet. Bu şöyle de anlaşıldı maalesef. Hani bir yıldan, yani bir yıl sonra ücretli hale mi gelecek benim Windows'um? Öyle değil. Yani bir yıl değil. Süresince bunu bir daha alacaksınız. Terfi yapabileceksin. Evet. Ama hani bir yıl. Elini de biraz çabuk tutacaksın. Evet. Bu özellikle kurumlar için müthiş bir şey. Çünkü senin bir Windows'un var. Bankanın 10.000 Windows'u var. Evet. Ve tabii ki bu onlar bizim ödediğimiz paraları ödemiyorlar lisansları ama adet müthiş. Yekünde toplam para müthiş. Şimdi orada şu var. Şimdi bir bankanın bütün sistemlerini yükseltmesi çok büyük iş. Çünkü onlar özel yazılımlar kullanıyorlar. Beklentileri var. Güvenlik anlamında, güvenilirlik anlamında. O yüzden de büyük kurumlar ayak diriyor. Hmm. Hele bir de üzerine maliyeti gelince ayak diriyorlar. Microsoft hem onu vuruyor. Hani maliyet yok, sırf testinizi yapın, güncelleyin kendinizi diyor. Hem kullanıcıları baştan çıkartıyor. Ben şeyi de biliyorum Levent abi, kurumsal bazı arkadaşlarım var çalışan. 8.1'e bile geçememişler. Çünkü diyor ki tamam o beleş bir güncelleme hani hata ama önce diyor 8'de kullandığımız bütün her şeyin test edilmesi denenmesi gerekiyor. Denenmesi gerekiyor tabii. Bilişim bilgi işlem bölümü o terfileri yönetiyor. Hmm. Şimdi Windows 10'un ücretsiz bir terfi olması hem iş yerlerini teşvik edecek hem bizlere imkan olacak. Evet. Bir yandan da biliyorsun eskiye tutunmak firmalar için bir sorun. Hani bu upgrade yapmayan adamlar, Windows XP'yi kullanan şu an bizi Windows XP'den dinleyen ne kadar adam vardır? Evet. Windows 10'da bir de DirectX 12 gibi bir... Ya oyuncular geçecek ben sana söyleyeyim. Oyuncular öyle. Hiç direnmeyecekler yani DirectX 12. Hmm. Ben Windows 8'den kurtuluyorum diye geçeceğim. Artık sen neden geçersen bilmiyorum. Vallahi ben Windows 10'u gördüm. Biz Hamdi ile burada preview'ünü yaptık. Evet. Çok güzel abi. Hani ben çok güzel oldu. Ben beğendiğim için geçeceğim. Bu arada o da sürekli güncelleniyor. O teknik sürümü. Hmm. Deneme sürümü mü diyelim. Deneme de değil de işte tanıtım sürümü falan gibi bir şey. O da devamlı güncelleniyor. Önümüzdeki günlerde bayağı olgunlaşmış bir hali çıkacak. Hani merak edenler haberi olsun. Evet. Windows 10'a ilave olarak şimdi mesela Cortana masa üstüne gelecek. Evet. Ama şu var hani Cortana biz aslında Lumia'lara girmişti ama biz kullanamıyoruz Türkiye'de. Tabii Türkçe desteği yok. Şimdi muhtemelen gene olmayacak. En çok merak ettiğim şey bu. Hani işletim sisteminden de mi kesecekler? Bu sefer öyle gözükmüyor. Yok bu sefer işte bu sayede değil mi? Bunu Türkçeleştirirler. Herhalde. Bu sayede Türkçeleştirirler. Çünkü Windows 10'da geliyor. Spartan'da da geliyor.
Bu Windows 10'un varsayılan bir parçasıysa evet. bunu artık hallederler. Biz de deneriz. Tabii. Ha tamam şey de olabilir. Belki de kapatacak yine telefonda olduğu gibi ama biz açarız. O zaman birazcık şey de artar. Eleştiri de artar. Tabii. Şimdi Windows Phone sahiplerinin büyük bir kısmı Cortana diye bir dijital yardımcı olduğunu falan farkında bile değil, değil adam. Ama böyle bir özellik var da Türkiye'de yok gibi dil, duyulup da dillendirilince tepki de artar, talep de artar. Hallederler umuyorum. Herhalde, herhalde. İsmine Türkçe isim? Bence koymazlar. Bence de koymazlar. Ama bakalım nasıl olacak. Evet. Spartan demişken Spartan da daha önce yine duyduğumuz bir şeydi. Yeni tarayıcı. Yepyeni bir tarayıcı. Evet. Yeni bir zihniyeti var. Daha basit, temiz bir arayüzü var. Hani okuma deneyimini birazcık kolaylaştıran bir sistem. Internet Explorer 12 değil. Değil. Bu yeni bir şey. He. Microsoft şunu da söylüyor. Diyor ki, şimdi biraz o da yanlış anlaşıldı. Sanki Spartan diye yeni bir şey geliyor ve Internet Explorer %100 terk ediliyor gibi anlaşılmıştı. Öyle değil. Internet Explorer 11 var olmaya devam ediyor. Evet. Microsoft sadece şöyle bir uyarıda buluyor. Ya eski tarayıcılara, hala eski tarayıcılara uyumlu siteleriniz varsa güncelleyin diyor. Çünkü ya Internet Explorer 11'de de çalış 11'de çalışacak. Çalışmazsa geriye uyumu orada kesiyorlar gibi gibi bir ifade kullanmışlar. Yani biz diyor en güncel teknolojileri Spartan evet. destekleyecek. Eski siteler kötü gözükebilir. Spartan da doğru çalışmayabilir. O zaman Internet Explorer 11'i de açacaksın o siteyi diyor ama tabii bunlar şey değil. Biz böyle şeyler istemiyoruz. Ama bu sitede şu bu siteyi şununla açayım. Ya 1993'te 94'te değiliz ya. Eskiden sitede şey olurdu. Best View with Netscape Navigator evet. falan. Geçelim ya onlar şey. İşte şey yapmış bir tabii şu da önemli. Ya ne diyorsun? Yeni teknolojiler falan HTML 5 mi? Ne kastediyorsun? Modern demişler. Da işte ne bu modern? Yani bir Microsoft burada umarım ayağını dolaştırmaz. Çünkü sanmıyorum yeni abi. Bir şey yapacağım diyorsun falan. Internet Explorer'un kötü şöhretini biliyorsun gayet iyi. Bir de şimdi burada yok o site Spartan'da çalışmadı da eski browser'da açmak gerekli falan böyle şeyler çıkarsa bütün o heyecan işte hayal kırıklığına dönüşür. Vakit var daha hani Windows 10 için. O arada herhalde artık evet. Spartan'a uyumluluğu bir yandan şey yaparlar, yayarlar. Evet. Bir de çok ses getirmediğini tahmin ediyorum. Microsoft Surface Hub duyuruldu. Ya Murat o akıllı tahta be. Yani evet, evet akıllı tahta. Yani, Microsoft teknolojileriyle bezenmiş akıllı Windows tahta. Windows 10'a şeyli. Ya akıllı tahtanın biraz ötesi. Hani üzerinde bayağı bir şey var. Evet. Ama temelde dediğin gibi akıllı tahta aslında. Windows 10 odaklı bir kocaman televizyon dokunmatik tahta. Akıllı tahta. Ama tabii Windows teknolojileri odağında. Evet. Bir de tabii şey var. Hani Windows 10'la birlikte artık biz bütün bu işletim sisteminin nihayet tam anlamıyla bir olduğu duruma geçeceğiz. Evet, dokunmatik arayüzle klavye, fare arayüzü arasında geçişsiz, hani şeysiz, aksamasız geçiş. Windows 8'in problemi buydu. Hem bir klavye mouse kullanımı için alışa geldiğimiz arayüz, bir de dokunmatik ya da dokunma ile kullanılmaya özel tasarlanmış metro arayüzü vardı. Bu felakete dönüştü çünkü iki tane farklı arayüz. Şimdi bilgisayarda çalışıyorum. Ben klasik hani ihtiyarım, dinozorum. Normal masa üstünde çalışıyorum. Elim yanlışlıkla şu Windows düğmesine değdiğinde ya da imleçle Windows düğmesine ekranda bastığımda bambaşka bir şeye dönüşüyor bilgisayar. Orada ayrı uygulama açıyorum. Burada bir şey açıyorum. Eziyet. Şimdi deniyor ki artık bu geçiş yumuşak olacak. Fark edilmeden olacak. Umarım öyle olur. Ya ben hiç o tarafın, metro tarafında bir uygulama yüklemedim. Hani yüklemedin, çalıştırmadın. Bir sene geçmiştir herhalde hiçbir şey görmedim. İlk 8'i kurduğumda meraktan bir sürü şey kurdum. Windows 8. Ama onlar zaten gibi daha kullanıyoruz. Çok tablet evet. için düşünülen şeyler. Hani masa üstünde verimli olmuyor zaten. Evet, tam ekran çalışıyor falan. Tabii Microsoft'u şu da zor da bıraktı. Şimdi benim önümde şu anda duran bilgisayar. İkisi bir yerde. Two in one falan ikisi bir arada falan denen tablete dönüşebilen bir ultrabook. Şimdi ne yapacaksın? Buna da bu da şey gerektiriyor işte. Tablet
olabilmeyi ama aynı zamanda bir dizüstü olabilmeyi Hı-hı. gerektiriyor. Microsoft'u biraz da bu dönüşür mönüşür Doğru. teknolojiler zorda bıraktı. Biz bu eleştiriyi getirince şeye hatırlatanlar var. Ya siz bunun için de Windows RT'yi yapmışlardı aslında diye. Oo, RT oldu. Başarısız olduğu için aslında bütün yük Windows 8'e kaldı. Evet, Windows ARM işlemciler için, ARM mimarisi Hı-hı. için Windows. Windows Tabii. RT, Microsoft'un kendisinin de çok hızlı bir şekilde unuttuğu, rafa kaldırdığı bir şey oldu. Doğru. Üretenler yandı. Yandı. Alanlar da yandı. Alanlar da yandı. Ama üretenler Abi zaten çünkü, çok kısa sürede bıraktılar. Tabii. Alanlar da Windows RT'ye normal masaüstü uygulaması kuracaklarını zannediyorlardı biraz da. Ama o başka bir şey işte o. Haklılardı Murat. Adı evet. Windows. Adı Windows, doğru. Adam alıyor, geliyor. Bir elinde de Battlefield 4 oyunu var. Hadi bunu kuralım. Yok, evet. Bu Windows ya. Ama RT Windows. Kim anlar onu? Adam şey parası zaten bir ton para vermiş, Tabii. çalışmıyor. Bir de onu mu dinleyecek? Aynen öyle. Sen kafanda kırar o tableti. Bir de şey var, hani son olarak entegrasyon demişken mesela burada Xbox'ın da bu sürümde biraz daha evet. entegre olduğunu göreceğiz. Xbox oyunları mesela tabii ağ üzerinden ya, tabii. masa üstüne stream, hani oyun yayını geliyor. Onun dışında şimdi biz onun özel bölümünü bile yapmıştık. Windows Phone'un içinde Xbox bölümü var evet. malum. O Windows'a geliyor. Yine bir oyun merkezi. Xbox Hı. temelli bir oyun merkezi geliyor falan. Tabii orada şeyi hatırlatmak lazım. Ya yani orada bir hep o cihazı düşünme. Xbox artık Microsoft için bir oyun teknolojilerinin Hadi. Başlığı. Evet. Hani öyle alman lazım. Doğru. Ve şey olarak düşünme. Ben de Xbox yok ne yapacağım diye düşünme. Tabii tabii tabii. İşte orada yine yararlanacaksın. Evet. Başka Windows oyunları oynayacaksın. Onların öyle Xbox etiketi olacak. Achievement'ları falan Hı-hı. olacak. Telefonda olan şey. Bu arada hani şey de söyleyelim. Hani o sunumlarda geçti. Ertesi günde ilan edildi. Office for Windows 10. Yani Windows 10'da çalışacak dokunmatik ofis. Ofis 2016 da diyorlar. 16 da duyuruldu. O da masaüstü. Yani bizim klasik ofisimiz 2016 olarak devam ediyor. Ama bir de dokunmatik ofis geliyor. Hı hı. İyice karışacak. Bu ikisi aynı şey değil mi ya? Ben yanlış mı anlamışım? Şöyle. Yani hayır. Sonuçta hani Windows gibi ikisi iki tarafta da çalışacak. Ya şey değil. İki tarafta da çalışacak hı hı. da bir tanesi sadece dokunmatik deneyimin için yapılmış. Hı hı. Her şeyi ona göre. Yani dokunarak bir şeyler üreteceksin. Hı hı. Diğerinde 2016'da klasik ofisini kullanmaya devam edeceksin. Bu arada şey vardı hani bir ek bilgi şöyle. Windows 7'nin pazar payı 2014'ün son çeyreği itibariyle %56'ymış. Çok yüksek hala. Windows 8 6, %6,5. Windows 8 1 12. Hmm. İkisini ayırmışlar çünkü dediğim gibi 8'e 1'e geçmeyen de var. Yani Windows 8 ailesinin şu anki dünyadaki toplamı %20 etmiyor. XP kadar zaten. XP 13.57. Vista 2.65. O Vista'cılara üzüldüm. Ama işte Windows 7'nin zaten bu %56 olması çok şey anlatıyor Microsoft'ta herhalde ki Windows 10'a geçiyoruz artık. Tabii. Ya Vista konusunda gerçekten konumuz değil ama şimdi bir laf ettim onun şunu açıklamak istiyorum. Ben bunu Çip dergisine zamanında Hı. proje yapmıştım bu konuda, yazılar hazırlamıştım. Vista'da şöyle bir sıkıntı var. Vista daha yüksek donanım gerektiriyordu. Çok yüksek. İlk çıktığında insanlarda bu donanım yoktu. Birazcık da hani Vista kötü falan şeyi buradan kaynaklandı. Aslına bakarsan Vista'nın Windows 7'ye göre daha sorunlu, daha çöken falan bir şey olduğunu söylemek zor. Doğru. Düzgün bir bilgisayarda Vista'yı kurduğunda, driverlarını kurduğunda aynen gidiyorsun. Vista çıktığında eski XP driverlarının uymaması bir sorun yarattı. Bayağı bir sorun yarattı. Bir sürü evet. kullanıcının özellikle webcamler, televizyon kartları falan gitti. Yeni driverlar çıkmadı. Onlar çöp oldu. Bu bir olumsuz dalga bir. İşte diğeri güçlü makine, XP'den daha güçlü makine istiyordu. Kesinlikle. O insanlarda tabii o donanım herkeste olmadığı için o bir olumsuzluk tabii. dalgası 2. Oradaki kritik şey şuydu. Vista çok RAM istiyordu. Evet. Çok RAM demek 64 bit versiyon demekti. Millet 32 bit kuruyordu. RAM yetiştiremiyordu. İşte Vista birazcık yanlış zaman. Yanlış zaman. Şeydi.
Ha, ama tabii ki ben de Vista'lı arkadaşlarıma Windows 7'ye bir an önce geçmelerini tavsiye ediyorum. Hı hı. Ayrı mesele. Windows 7 çok ideal bir şey oldu. Yani ben %100 memnunum. Bırakmak da istemiyorum, böyle anlamsızca direniyorum. Windows 7 Microsoft'un tarihçesinde bir başarı noktası olarak XP işte %50 zaten XP de öyle gösteriyor. XP de öyle, Windows 7 de başarı olarak kaldı. Evet, kesinlikle. Ama işte şey, biliyorsun desteği kesiyorlar abi. Hani seni zorluyor. Tabii tabii yani. Güncelleme çıkartmayacağım diyor. Bir yerden sonra üretici de ekran kartına işte driver çıkartmam diyor. Televizyon kartına driver çıkartmam diyor. Seni geçirtiyor. Şimdi bir de DirectX meselesi var. Onu da söyleyeceğiz. Oyuncular DirectX 12 yüzünden geçecekler. Windows 10'a geçecekler. Son bir istatistiğimi tamamlayayım. Windows'un dünyadaki payı 91.28. OS X 7.27. Evet. Bir de Other var 1.45. Linux herhalde ondan. Evet. Ya da diğer hepsi. Hmm. Şimdi bu Windows 10'un ilk yıl ücretsiz terfi olarak sunulması falan büyük olay. Öyle. Çünkü Microsoft işletim sistemi tarafında bedava hiçbir şey vermiyordu. Birazcık belki Apple'ın yarattığı bir hani pazar anlamında baskı değil de anlayış olarak bir baskı belki var Microsoft'u da etkileyen. Bir de geçmesini istiyorlar. Yani evet. Geriye artık bu %50 evet. Falan kaç sene öncesinin işletim sistemi. Tabii. Tamam, güzel de iyi çalışıyor ama Microsoft da ilerlemek istiyor bir yandan. Tabii. O yüzden bedava yapmak en mantıklısı. Tabii. Ha, genel olarak aslında bir seneyle sınırlıyor. Zaten o bir seneden şeyi anla. Hemen geçmeni istiyor evet, Microsoft. Hemen geç diyor. Windows 8'de de lisanslama konusunda bazı jestleri olmuştu. Bir sürü insan ilk olarak Windows'u evet. Lisanslaya... Bayağı ucuz yapmışlardı. O 29 lira falan kampanyalarla. Hatta hatırlıyor musunuz? İlk iki gün falan kaçak Windows'u olanlar da upgrade edebilmişlerdi. Edebiliyordu. Öyle bir şeyler vardı. Bir açık vardı değil mi? Evet, sistemde. Açık vardı. Evet, şimdi o kullanıcılar, lisanslarını almış kullanıcılara Windows 10 olanağı da var. Evet. Bundan sonra da bu böyle gider. Hani bundan gider. Sonra geri adım atalım. Herhalde. Windows 11 olursa atıyorum. O da ister istemez ücretsiz olacak. Tabii yani. Ondan geri dönüş zor artık. DirectX 12 ile ilgili de şey söyleyelim. Microsoft şeyi açıklamıyor tam olarak. Diyor ki merak etmeyin, hani güncel ekran kartları geriye doğru da olsa yani biraz destekleyecekler ama işte grafik core next şey için, AMD için, diğer tarafta Kepler'ler vesaireler. Ama şeyi söylemiyorlar. Bilmiyoruz daha doğrusu. Hani full spekler geçmeyecek. Gerçi o kadarını biz biliyoruz da hani bir şeyler illaki eksik olacak. Geriye doğru giderken. Ya biliyorsun Murat, hep böyle bir oyalama dönemi geçiyor. Topu çevirme dönemi evet. Geçiyor. Sonra bir bakıyorsun. Bomba patlıyor. Yeni kart lazım. Evet, şeklinde. Şimdi bir bomba da şeyde patladı zaten. Lumia'da patlayacak. Onu da söyleyelim şimdi istiyorsan. DirectX 12'de şu andaki bu 960'lar falan. Tabii. DirectX 12'nin gerektirdiği bazı donanım özelliklerini destekliyor. Evet. Fakat tam mı? Ben o konuda bir bilgiye henüz, yani tam olarak bu kart DirectX 12'nin iyi tam olarak desteklemektedir şeklinde bir bilgi. Muhtemelen öyle olmayacak gibi işte. Evet. Ama şey diyorlar, hani oyun severleri hani üzmeyecek kadar desteği olacak şeklinde geçiyor. Hmm. Yani o da yani çok şüpheli ifade. Evet, laf çevirme evet, şeklinde evet, aslında. Evet. Top çevirme. Bakalım daha göreceğiz. O zaman iyi bir şey çıkmayacaktır işin altından. Orada bir belirsizlik var. Evet. Lumia'larda da hani şimdi şey merak ediliyor. Windows 10, yani bir daha sonra yeni Windows diyelim. Hangi donanımda çalışacak? Evet, çünkü Windows Phone denen şey kalkıyor. Kalkıyor. Windows 10 çalışıyor onlarda evet. Da. Evet. Ve bunlarla ilgili hatta şey var. Daha önce atılmış tweetleri var abi Microsoft ekibinin. Hepsinde çalışacak, merak etmeyin diye. Ama anlaşıldı ki bu son ki, gelişmeler. Öyle değil. Hatta bloglarında bir yazı paylaştılar bununla ilgili. 435 taban Lumia. Bakıyorsun 435'in ne özelliği var? 1 GB bellek. Evet, şimdi biz onu bilmiyorum konu haber yapmış mıydık? 500 serisiydi Lumia'ların en altı. Bir 400 serisi çıktı ortaya. 435 çıktı. Senin dediğin gibi çok düşük bir telefon ama 1 GB bellekli. Evet, o bize bir şey anlatıyor. Evet, şimdi de Microsoft en düşük o diyor. En düşük 435 diyor. Hani orada 1 GB bellek, 8 mi 16 GB mı ne depolama gibi bir şart limit var gibi gözüküyor. Gözüküyor. Bundan 512 MB'lı Lumia'lar zaten her zaman
sıkıntılı oldu. Evet. Biliyorsun bazı oyunları da gördüler, yükleyemediler ya da hiç göremediler bile uyumlu değil cihazlarıyla diye. Biz de yayınlarımızda hep bunun altını çizdik. Yani 512 ilk yaptığımız Windows Phone yayınından itibaren bunu tekrarladık. Bizim vicdanımız rahat. Evet, biz 512 MB'lı telefonların yani keşke bir olsaydı, biz bakın birin şu farkı var demiştik. Galiba Windows 10 güncellemesini alamayacaklar. Öyle bir ekosistemde büyük bir kırılma oluşacak galiba. Ya da hani böyle bir çok büyük bir öfke seli alırlarsa adına Windows 10 denen kırpılmış bir şeyler, hani bazı özellikler kapatılarak. O daha kötü olur. O daha kötü olur daha bence de. Daha kötü olur. Ha ama 1 GB bellekli, hatta işte daha güncel 2 GB bellekli. Çünkü mesela şovu gösterdiği 15-20'de yapmışlar. O Lumia serisinin en yükseği zaten biliyorsun. Şimdi gerçi 930'lar falan karıştırdı ama yine hem gücüyle hem büyüklüğüyle. 15-20 bir kral. 15-20'de yapmışlar. İşte 10-20'ler falan bence idare edecek. Ama mesela 1 GB belleği olsa da 920'ye acaba gelir mi? Bence gelecek. Bilmiyorum. Bence alt sınır olur. Evet. Çünkü o zaman da çok ufacık bir azınlık yararlanabilecek. Doğru. Doğru. Windows Phone'la ilgili son haberimiz Dropbox çıktı. Çıktı. Resmi uygulama çıktı. Benim hep örnek verdiğim şey elimden gitti. Artık şimdi ne örnek vereceğim bilmiyorum. Ben hep derdim ki Windows Phone'da mesela Dropbox'un resmi uygulaması yok, işte bu eksiklik var derdim. O da gitti. Resmi uygulaması yayınlandı. Evet. Yükledim. Kullanmaya başladım. İyi. Dediğim gibi ben şimdi ne örnek vereceğim? Yeni bir şey bulmam lazım. Evet. Bir de... Bu arada şeyi de söyleyeyim. Yukarıdaki haberlerden birini atladık. Atlamadım şimdi söyleyecektim. Şimdi mi söyleyecektim? Microsoft Build 2015 biletleri 45 dakikada tükenmiş. Bu artık bu etkinlikler Google'ınki aylar öncesinden falan tükeniyor biliyorsunuz. Ya açtıkları anda normalde Google'ınki de bir saatte falan tükeniyor ama Microsoft'un bu yani bir önceki bir gün falan sürmüş tükenmesi. Ama demek ki bir şey yaratabildiler. Evet, geliştiriciler üzerinde bir heves. Bir işe yaradı hakikaten galiba. Bir şeyler çok böyle dinamikler. Yani çünkü şey değil bak, bu konferansa katılım biletleri 2000 dolar falan yani evet, çok ucuz şeyler değil. Yani. Ama yani Ballmer hemen bir daha eğlendiriyordu ama ya. O eğlendiriyordu da. Fırsı muhabbeti var ya onun şey, deli gibi hareketler falan. O daha eğlendiriyordu. Bu Tadella, Nadella da bunda bir icraat var abi. İcraat şov var, yok, evet. İcraat var. Ballmer'da şov var. Ya bir şey var, Microsoft'un bir silkindiğini siz de hissetmiyor musunuz? Bir böyle sürekli abi, bir şeyler var yani. Daha göremedik geçiyor. Doğru düzgün belki ama. Bakalım önümüzdeki yıl içinde 2015 iyi bir test zamanı olacak. Evet. Dünya değişiyor. Şimdi bak Windows şöyle böyle diyoruz. Windows Phone dedik. Windows Phone'da zaten hani işletim sistemini parayla satma diye bir şey yok. Telefonu satıyorsun. Onun için de işletim sistemi geliyor lisans alınmış şekilde. Onlara hep güncelleme ücretsiz falan. Şey değişiyor ya. Artık böyle kutuyla böyle rafa işletim sistemini koyup da diskle satma falan gibi şeyler değişecek tabii ki. Şeyi hatırlıyor musunuz? O meşhur görseli vardır. Windows 95. Hani üretim bandından böyle çıkar kutulu kutulu. Kutu. onlar işte artık dijital lisanslar falan daha öne çıkacak. Değişecek. Yani artık işletim sistemi zaten şey gibi. Zaten Apple onu önde götürüyor. Bir ekosistem. Onun üzerine geliştirilen yazılımları satarak para kazanıyorsun. Hatta sen de geliştirmiyorsun. Komisyon alıyorsun. Zaten en Microsoft'tan da talep şeydi, Microsoft'a talep artık bedava olsun. Demek ki Windows 10 daha onun zamanı değil Microsoft için. Ama işletim sisteminin belki de ücretsiz geleceği bir dönem. Evet. Göreceğiz belki de. Şimdi Microsoft'tan hemen bize bir sert dönüş yapalım. Form'la ilgili bir haber. Türkiye ofisini kapatıyorlarmış. Öyle, fakat haberi dikkatli okursanız Türkiye'den çıkmıyor. Türkiye'deki faaliyetlerine son verecek falan demiyor. Yok. Yerel bir şekilde bu o faaliyetleri buradan yönetmeyi bırakıyor. Merkeze alıyorlar. Evet, bilmiyorum bu şekilde belki biliyorsunuz o BTK falan bir ara dikkati yöneldi form üzerine. Onlardan mı kaçıyor? Şey ne olacak? Bizim devletimizin işte gelsin burada ofis açsın söylemi var çeşitli firmalar için kullandığı. Hadi bakalım forma da denecek mi o?
Şimdi kaçıyor ama buradan para kazanmaya devam edecek. Edecek. Twitter falan gibi devler suçlanıyor işte Türkiye'den para kazanıyor falan. Hı hı. Hadi Form da ofisi kapamasın. Bilmiyorum, Form hiç bilmeyenler, bizi dinleyenler arasında vardır belki. Form bir reklam yazılı sistemi. Fakat senin ISP'nle, internet sağlayıcınla anlaşıyor. Ve sana sormadan etmeden ya da göstermelik bir şekilde senden bir yalan bir izin alarak senin internet gezintini analiz ederek sen balıkçılık sitelerinde geziyorsan bu adam olta almayı kafaya koydu diye sana olta reklamı gösteriyor. Bunun, sen balıkçılıkla uğraşıyorsan sana olta reklamı göstermesinde bir sorun yok. Sorun senin bütün internet akışının Form sunucuları üzerinden geçip analiz edilmesi. Biz de buna uzun süredir birçok ne diyorlar NGO, sivil toplum örgütü gibi biz de isyan ediyoruz. Hatta hikayenin detaylarını bilen arkadaşlar hatırlarlar, bazı tehditler bizim gibi yayınlara tehditler havada uçuştu. İşte hesabını, bize uğrattıkları zararın hesabını soracağız falan gibi bize tehditlerde bulunuldu. Doğrudan hani bize değil ama yayınlara ya da Form'u sorgulayanlara. Faaliyetlerini durdurmuyorlar Türkiye'deki, ki dünyada bazı ülkelerden kovulmuş bir firma bu. Faaliyetini sonlandırılması istenmiş ve gerçekleştirilmiş bir firma. Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Biz Form'u takip etmeye devam edeceğiz. Bizden kurtulamıyorlar yani Türkiye'den ofisi kapatarak. Haberdeki linkin içindeki linklerden şeye ulaşıyorsun. Yurt dışındaki Form'la ilgili yazılara. Adamlar nakit para kaybediyorlarmış. Dolayısıyla yatırımcı arıyorlarmış şu anda. Hı-hı. O küçülme biraz da onun etkisi olabilir. Bu arada biz Form'un adını değiştirmiş. Adobur. Sistemini birazcık farklılaştırmış uygulaması olan Adobur'u da unutmadık. Evet. Onun da gayet farkındayız. Şeyden çok Adobur konusunda bütün meslektaşlarıma dargınım. Form konusunda biraz haber yapıldı. Adobur konusunda kimse text atır haber yapmadı. Hı hı. O yüzden de hani bu aktivist arkadaş, meslektaşlarımızı, yayın kardeş yayınları ne oluyor diyorum. Hadi bir şeyler yapın diyorum. Adobur, Form senin internet akışını analiz ederek yani ISP ile ortak çalışmak zorunda bir sistem. Kaçamıyorsun. Yani Türk Telekom'la ya da diğer sağlayıcılarla ortak el ele tutuşması gereken bir sistem. Adobur cookie bazlı bir sistem. Dolayısıyla sen işte TTNet, Form TTNet'le anlaşmış diyelim. Sen TTNet kullanmasan da Adobur yine bu senin sana reklam gösterme işini gerçekleştiriyor. Ve çok radardan kaçtı. Öyle. Bayağı bir kaçtı bugün, hala o durumda. Öyle. Bu arada hani Twitter da gündemden düşmüyor. Bizim devlet tabii yasak isteği yolluyor Twitter'a. Şu hesabı yasaklayın, bu hesabı yasaklayın diye. Dışarıda da haber olmuşuz. Onlar Twitter da uyguluyor ama. Uyguluyor gözüküyorlar, evet. Uyguluyor gözüküyorlar. Ama hani şeyin frekansı çok arttı. Hani, talepler çok fazla arttı. Twitter rapor yayınlıyor ya yıllık. Ona bakarız. Orada gene görürüz. Evet. 6 aylık mı yıllık mı öyle bir raporları var. Evet, Twitter'ın bütün ülkelerin yayınladığı. Diğer hafta, bu hafta çok konuşulan haberlerden biri de WhatsApp'ın bir iki hamlesiydi. Web sürümü çıktı. Evet, bu bayağı bir heyecan dalgası yarattı. Coşku yarattı. İyi oldu ya. Telefonundan böyle bilgisayarın önünde olduğun halde telefonda böyle küçük klavyede yazmak zor geliyordu bana. Ben memnunum. Çok benim sevindim. Böyle bir ihtiyacım yoktu ama şimdi zaten sen var, kullanamıyorsun. Çünkü Firefox'ta yok. Firefox'ta yok. Chrome'da var. Chrome istiyor. Sadece bir Google eklenti. Chrome. Şu an tabii ileride gelir de. iOS'ta yok. iOS'ta o Apple'ın koyduğu bazı sınırlardan dolayı herhalde anlaşamıyor şeyle. Çünkü bu senin telefonunu eşleştirmeni istiyor. Bir evet, bu şu anlama geliyor. Hani browser'da bunu açtım da sağa sola mesajları anonim şekilde çakmaya başladım. Yok. Sen telefonundan bir barkodu tarıyorsun da hesabın öyle açılıyor falan. Dolayısıyla kim olduğun belli zaten oluyor yani. Zaten şey uyarısı çıkarıyor. Ben diyor telefonumda iletişim halinde kalacağım. Telefonu da Wi-Fi'de bağlı olsa iyi olur diyor. Yani hesabından boşu boşuna şey yemesin şeklinde. Evet. Bir de WhatsApp
O da değişik bir hizmet. Diyor ki ben diyor anlaştım servis sağlayıcılarla. Yurt dışına mı çıktın diyor. Benim sim kartımı al. Bir para öde, fix bir ücret. Tamam. WhatsApp'ı kullanmaya devam et diyor. Hiç İnternet para ödeme. WhatsApp'ı bir tek kullanabileceğin evet. Hat. Türkiye'de de geçecek. Şimdi zaten biliyorsun yurt dışına çıkıp da telefon falan kullanacak olan arkadaşlar hemen oradan bir yerel bir hat alıyorlar. Doğru. Çünkü yoksa roaming, dolaşım parası yani evi sattırıyordu evet. Memlekete döndüğünde. Hemen hat alıyorlardı. Bu şey o hatta genelde internet olmuyor. Ya da çok komik derecede böyle kilobayt falan gibi rakamlar oluyor. Bu WhatsApp'ı kullanabileceğin bir hat. İyi. Valla olur. WhatsApp'ta ses de yollayabiliyorsun. 150 ülkede 400 operatörle anlaştık diyorlar. Hı. Yani neredeyse bütün dünyayı evet. Kaplıyor demek ki. Bu benim aklıma yatar. Bir de şey düşünsenize çift simli karşı telefonun varsa bir tanesine WhatsApp simi koyacaksın. Ama bu sırf data hattı. Hı. Hatta bu büyük data hattı da acaba hani bir tek de WhatsApp mı çalışıyor acaba? WhatsApp çalışıyor gözüküyor. Muhtemelen öyledir. Evet. Anlaşma onu gerektiriyor. İşte o zaman çift simli telefon ne yapacağını bir şaşırır mı? Şey şaşırabilir. Onu merak hangi ediyorum. Simden gideceğini şaşırabilir. Evet çünkü çift simli telefonda hangi simden konuşacağım falan ayarı var. Hatta ararken seçiyorsun şu hattan şey yapayım ama. Ama WhatsApp için internette var mı? Öyle bir şey. Acaba? Merak ettim. Böyle denemek lazım. Yurt dışına çıkınca WhatsApp ararız, buluruz, alırız. Google'ın şu açık bulma sistemi yine Microsoft'u kızdırmaya devam ediyor. Bu da Apple'da da bulmuşlar bir şeyler. Ya onlar da gerilim yaratıyorlar. Gerilim yaratıyorlar. Ama haber vermişler. Abi. Geçen hafta konuşmuştuk yine. 90 gün önceden haber veriyor. Çok yeterli bir süre. Ama yetiştirememişti. Microsoft son anda bir şey bulmuş. 17'sinde o geçen haftaki haberi tekrar ediyorum şu anda. 17 Ocak'ta çıkmamış. Google da bunu açık etti diye kızdılar. Google da dedi ki ya biz size önceden söyledik. 90 günde süre verdik. Yapsaydınız. Halletseydiniz. Ama onlar da diyor ki biz işte ince eleyip sık dokuyoruz. İşte bazı uyumsuzluk problemleri olabiliyor. Öyle kafamıza göre bir anda kapatıyoruz işte yapamıyoruz diyor. Buna karşılık Google da diyor ki bundan sonra diyor işte böyle sık güncelleme yapılabilecek sistemlere ön ayak oluyoruz biz bu sayede diyor. Hani sen de buna uyum sağlamak zorunda kalacaksın. Hani birileri dürtmezse kimse kendi kendine bu hale getirmeyecek diyor. Doğru. Bu son açıklananlar çok öyle acil kapatılması gereken açıklar değil. Hani Microsoft da kabul etmiş evet böyle bir şey var ama çok acil değil falan diye. Google da söylüyor evet. Aynı şekilde Apple'da da OS X'te de 3 tane açık bulunmuş. Açık bulunmuş ve işte Ekim-Kasım aylarında sanırım bildirmişler Apple'a ve süresi dolmuş. Şimdi açıklamışlar. Evet. 2014 yılının en yaygın şifresi tahmininiz var mı? Her zamanki evet. Gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Böyle de bir araştırma yayınlandı. Yani bu geçen sene de yayınlanmıştı. Bu sene de aynı. Ama burada bu verdiğimiz bağlantıyı okusunlar. Evet. Burada güzel bir ayrıntıya değiniyor. Tamam bunlar zaten şey. Şimdi bu araştırmayı nasıl yapıyorlar? Verileri internete sızmış, çalınmış hesaplardan çalınmış topluyorlar. Hesaplar, evet. Zaten çalınmış hesaplarda bir sıkıntı var ki değil mi? Çalınmış yani bunlar. Bunu yapan, araştırma yapan adam da söylüyor. Yani bizde diyor, verimizde diyor bir yana doğru bir kayma var. Çünkü zaten bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte ne bileyim password 1, 2, 3, 4, 5 gibi şifreler zaten çalınmaya müsait. Hani tabii tabii. Kaldı ki şeymiş zaten bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 birinci sırada gelen şey de binde 6 mıymış neymiş çalınan şifreler arasında. 8'den 6'ya düşmüş. Yani %8'den binde 6'ya düşmüş. Şey yani olmuş. Bayağı bir azalmış eskiye göre. İnsanlar bu konuda şey edinmişler. Ne denir? Bir farkındalık edinmişler. Sürekli böyle hani bunu kullanmayın, doğum tarihinizi kullanmayın diye haberler çıkıp duruyor. Bir de bazılarının ağzı yanıyor gerçekten. Tabii. Burada gördüğümüz liste evet gerçekten çalınanlar için de en çok bunlar kullanılmış. Ama hani bütün şifreler bu değil. Zaten onu bilmek mümkün değil. Sonuçta araştırmacı da tabii, çalınmışlara tabii. Bakıyor. Tabii. Ya bu tabii ki şifrenin doğru düzgün olması lazım. Ya mesela söylediği şeylerden biri de mesela bir firmanın atıyorum bir şeyi çalınmış. Şifreleri çalınmış bir açıktan dolayı. Örnekte Adobe veriyor mesela. Adobe'un şifreleri çalındığı zaman bu listede şeyler hemen üste çıkıyor diyor. Adobe içinde Adobe kelimesi geçen şifreler hemen üste çıkıyor diyor. Çünkü kullanıcılar da hatırlayabilmek için evet. İçinde Adobe geçen şifreleri kullanıyorlar evet. Falan.
Hani çok acayip güvenilir bir araştırma değil. Hı. Ama farkındalık yaratmak açısından iyi. Evet. Firefox tarayıcı tabanlı görüntülü sohbet özelliğini duyurmuş. Denediniz mi? Hello. Yok. Adı. Evet. Şimdi video falan işi biliyorsunuz artık HTML5 ile artık kodek falan gerektirmeden browser'a eklendi. Dolayısıyla bu tür sistemlerde daha olası yapılabilir Mozilla hale geldi. Mozilla şey geliştiriyordu Levent. WebRTC diye bir şey geliştiriyor. Real time communication zaten. Anlık bağlantı kurma. Böyle ortak çalışma falan gibi bu protokolü geliştiriyor. Bunun üzerine yaptıkları bir şey olmuş bu. Tamam. Bu protokolü kullanıyor. Çok basitçe sen bir link yaratıyorsun. Konuşmak istediğin kişiye gönderiyorsun o bağlantıyı bir şekilde. Evet. O adam da tıklıyor ve şey olmak zorunda değil. Firefox kullanmak zorunda değil karşı taraf. Herhangi bir tarayıcıdan açıldığı anda çalışıyor. Tarayıcıdan tarayıcıya konuşuyorsun. Aynen öyle. Güzel şey olması lazım. Ben denedim artık... fena çalışmıyor. Yani öyle takılma, atlama bilmem ne falan olmuyor. Normal çalışıyor. Artık bu sistemlerin çok böyle basit, yani telefon kadar kolay kullanılabilir olması lazım. O noktada değiliz. Şey yaptığımızda bile Google Hangout falan hadi yapalım diyorsun. Bir heyecan sarıyor beni. Bir kamera, mikrofon şey sesi almıyor, yok kamera aktiflenmiyor bir türlü, yok plugin iniyor, plugin'in güncellemesi iniyor falan filan bağlanana kadar. Hani bağlandı mı, vay be bağlandı falan oluyor. Artık böyle olmaması lazım. Tek dokunuş olması lazım. Güzel. Herkes evet. Bir şeyler yapsın. Fakat sorun tabii şey, herkes bir şeyler yapınca herkes kendi standartında yapıyor. Bu WebRTC ama bayağı genel bir standart olacak. Güzel. Kim.com güvenli sohbet hizmeti megachat'i duyurmuş, Skype'a rakipmiş. Bunu Aralık ayında konuşmuştuk yapacak diye. Yapmış. Geçtiğimiz gündemlerde Skype'ın da NSA tarafından dinlendiğini falan konuşmuştuk. Bu Kim.com zaten şey, çıkıntı bir adam ya, bu işlere karşı. NSA'den korkup Kim.com'a mı gideceğiz yani? Evet ben de şimdi onu söyleyecektim. Şimdi güvenli chat falan diyorsun da Kim.com güvenli bir adam mı? Değil mi? Yani o yüzden... Ya teoride söyledikleri şeyler güvenli. Çünkü bunlar... Bunların şeyi de var. Mega Upload'u da vardı biliyorsun. Evet. Hala da var. Mega Drive mı ne oldu şimdi? Oraya gönderdiğin dosyaları senin tarayıcında falan şifreleyip gönderiyor. Karşı tarafta kendi de bilmiyor içeriğini falan. Üzerinden hani şifreli veri geçiyor. De atıyor. Hani ben bilemem ki diyor ne var ne yok. Böylece kendi de yasal olarak herhangi bir şey yapmış olmuyor. Bu tamam. Mega Chat de aynı şekilde iki uç arasında şifreleniyor her şey. Sen ve aradaki bu Kim.com'un şeyi de Mega'da kesinlikle biz bu işin şeyini değiliz diyor. Ne denir? Farkında değiliz ne konuşuyorsunuz, ne ediyorsunuz. Ama tabii belki bir yöntemi vardır bizim bilmediğimiz. Hackerlar ya, biliyordur belki. Bu iki uçta şifrelenip senin makinen, senin ucunda şifrelenip tabii. Karşı tarafta açılması. Tamam. Kendi üzerinden şifrelenmiş bilgi geçiyor. Şey diyebilir. Ben de açamıyorum bunu kardeşim. Sen de şifrelendi diyebilir. O şey kağıt üzerinde o mimari güvenli. Ama bilemiyoruz ki yani bu kim zaten bunun kim olduğu, bu şahsın ne olduğu bir büyük bir bilmece. Evet. Öyle. Bu da bu arada tarayıcı üzerinden çalışıyor. Bak tarayıcılar bayağı artık Artık zaten işte tarayıcıdan ibaret bilgisayarlar var. Yani, Chromebox'lar falan. Chromebook. Apple Kırımlı geliştiricilerin hesabını iptal ediyormuş. Biliyorsunuz Amerika'dan bir şeyleri var yaptırımları oraya. Yaptırımları var. Rusya'ya karşı. Avrupa Birliği ve Amerika beraber zaten hareket ediyorlar. Kırım biliyorsunuz ayrıldı ve kendi kendine Rusya'ya katıldı. Katılma kararı aldı. Hani tabii tırnak içinde kendi kendine. Ne oldu o aralarda? Hani işler karışık. Buna Amerika'nın, Avrupa'nın da cevabı şey oldu. Çeşitli yaptırımlar, parasal. Evet. Yani askeri bir şey yapılmadı. Savaş çıkar zaten. Çeşitli parasal yaptırımlar. Bu da dolayısıyla olarak firmalara etkiliyor. Teknoloji tabii. Firmaları da diyor ki Kırım'dan gelen bir şeysen, sen programcıysan ben senin hesabını kapatmak zorundayım. Ha, ama şey yapabiliyorsun. Bulunduğun ne denir, merkezi Kırım değil de atıyorum Rusya'ya taşı.
ben burada oturuyorum de. Hı. Belki bu işin şeyden kurtulabilirsin. Tabii. Evet. Şeyle ilgili haber, Sony'nin hacklenmesiyle ilgili. Diyorlar ki hani NSA çok hızlı bir şekilde Kuzey Kore'nin bunun arkasında olduğunu söyledi. FBI söylemişti aslında değil mi? FBI haber söylemişti. FBI'den çıkmıştı. Evet. Yani daha doğrusu Amerika zaten Kuzey Kore'de de ne olup bittiğine hakim. Bu olay olduğu zaman da çabucak gördüler. O yüzden hemen Kuzey Kore. Zaten bekleniyordu. Evet. Hani onların böyle bir şeyler yapacağı. Böyle bir şey yayılmış. Ya ocağın 20 küsürü oldu. Artık şu The Interview filminden kurtulalım. Film felaket. Zaten herkes seyretti. Herkes ama mesele film değil işte. Mesele o siber saldırılar, ne bileyim internetin güvenilirliği falan filan. Olabilir. Ya zaten bunun olmaması şey. Şimdi madem NSA yani şunu yok uçan kuşun kanadındaki tüyü sayıyoruz falan şeyinse bunu da yapmış olması lazım. Doğru. Hayır zaten ama orada birazcık da şunu soruyorum ya. Yani biz bunu NSA şunu dinliyor, bunu dinliyor, router'ın içine parça koyuyor falan filan konularını konuşurken de ben bunu sormuştum ya. Bu sayede kaç terörist saldırı durdurulabildi? Burada da şey diyorum ya, bu engelleseydi ya, bir şey yapsaydı değil adamlar mi? Madem kıracak, kıracak, dalacak görseydi. Sony hala şey, entertainment şey, stüdyo film kısmı Sony'nin bahsettiğimiz. Bugün haber vardı ki işte yeni sistemlerinin bazı sistemlerini yeniden çalıştırdılar falan diye. Adamlar hala o darbenin altyapıları, bilişim altyapıları o darbeden daha kendini toparlayamamış durumda. Eski haline gelmemiş durumda. Gelmesin eski haline zaten. Tabii. Kendi hayırlarına olur. Ne bileyim işte NSA şey mi, belgesel çekenler hiçbir zaman şeye karışmıyor. Yani aslan orada zebrayı öldürüyor falan. Hmm. Dur ya kurtaralım diye bir şey yok hani. Doğru. Belgesel çekiyorsan gözlüyorsun. Ama işte spekülasyonlar şeydi ya, çok hızlı hemen Amerika hedef gösterdi. Hatta Obama çıktı konuşma yaptı bunun cevabını vereceğiz falan diye. Orada hatta biz şey konuşmuştuk. Ya acaba hani hedef mi saptırılıyor yani? Niye tabii, Kuzey Kore? Tabii. Nereden biliyorlar tabii. Bir anda falan? Kuzey Kore'ye dalmak için bahane mi? İşte. Bu arada bu haber de gene Snowden'dan mesnetleniyor. Yani evet. Gene oraya gelip işin ucu dayanıyor. Snowden'a dair ikinci habermiş. Çin için kötü haber. Çin F-35 tasarımlarını çalmış. O zaman iflas edecekler demektir. Çünkü F-35 facia pek oldu. Başarılı bir uçak projesi değil. Evet. Ama devamlı. Çalmış dediğimizde yeni değil. 2007'de falan çalmış adamlar. 2007'de çalmışlar da sonra. Bu daha önce geçtiğimiz birkaç yıl önce haber olmuş. Şimdi Snowden gene birine röportaj veriyor galiba şu Almanya'da Der Spiegel'e mi ne. Oranın haberi tekrar gündeme getirdi bunu. Ama birazcık da artık Snowden sürekli konuşuyor ya. Yani kaç yıl çalıştın, kaç yıl boyunca bu sırlara, şeylere vakıf oldun da şimdi bilmem kaç yıldır anlatıyorsun. Birazcık ya hani şeyde kalabilmek için, tutunabilmek için, hani denizin dibine gitmemek için filikaya tutundun onu mu? Yani sürekli bir şeyler ortaya atarak beni harcamayın abi, bende daha var malzeme mi? Peki. Mi acaba? Ya da başka bir şey vardı. Orada da bilmediğimiz başka oyunlar var. Bu arada bilmiyorum. Çin şey için kullanmış. Hani aynısını yapmaya uğraşmıyor adamlar. Oradan edindikleri akıllılar. Bilgilerle Chengdu J20 ile Shenyang J31 stealth fighter'ları var bunların da gene. Evet. Bilmiyoruz tabii ne olduklarını. Şimdi J31 bariz benzeyen bir uçak. Ama tabii ki bilemiyoruz. Bunlar artık en yüksek noktası çünkü yani gizliliğin şeyin. Evet. F-35 yeni bir proje. Yani abi F-35 şey olarak, bir de anlamda yeni bir proje. Birçok ülkenin ortak geliştirdiği tabii bir şey. Türkiye'de yani güvenliğini falan şimdi, nasıl sağlayacaksın zaten? Hani bilen, yani bir yerden sızar illaki. Bilen arkadaşlar vardır. Belki ilk kez duyacaklar vardır. F-35 bizim de bir sonraki uçağımız. F-16'dan sonraki uçağımız. Biz de bu projeye çok derinlemesine angaje olduk. Para yatırdık. Bir miktar üretim de yapıyoruz komponent bazında. Zaten o sayede tavlandık bu projeye. Bu projenin de sıkıntısı şu. Bir tek uçak yapacağım, bütün herkesin ihtiyacını karşılayacağım dedikleri için olmuyor. En büyük sıkıntı da şu. Şimdi normalde hava kuvvetlerinin kullanacağı uçak. Hani bunu artık yapmak pek iş değil Amerika için. Doğru. Deniz kuvvetlerinin uçak gemisinden kaldırıp indireceği uçak aynı şekilde. Hep yaptıkları şey. Fakat orada bir, bu adamların bir de biliyorsun deniz piyadeleri diye bir ordusu var. Marines. Hı-hı.
Şimdi bu deniz piyadelerinin küçük uçak gemileri var. Bundan, bu uçak gemilerinden öyle normal F-18 falan inip kalkamıyor. Bundan Harrier falan dikine inerek, kalkarak çalışıyor. Bu adamların böyle bir ihtiyacı var. E şimdi sen normalde hani hava kuvvetlerine falan uçak yapmayı gayet iyi biliyorsun da aynı uçak bir de dikine inebilsin, öyle bir modeli de olsun dedin mi her şey karışıyor. Çünkü o dikine inecek uçak bambaşka bir şey. Onu ona uydurdun mu falan filan, işte proje ne piyadelerin, deniz piyadelerinin yüzü gülüyor sonuçta, ne normal hava kuvvetlerinin yüzü gülüyor. Biz de bu işin içindeyiz. Zoka'yı yuttuk. Artık dönemiyorsun. Bu tabii uçak alırken de şöyle bir durum var. Hani ya 10 tane sipariş ettim geldi falan yok. Bunun eğitimi var, bakımı var. Binlerce personelin eğitilmesi var. Güncellenmesi var sonra. On binlerce, yüz binlerce sayfa kitabın tercüme edilmesi var. Dökümanın tercüme edilmesi var falan filan. Yani dolayısıyla ya F-35 tamam almayalım, şunu alalım. Ya hele ki bir de hani yok işte Ruslardan bir şey alalım. O daha da büyük şey. Çünkü orada işte siyaset de giriyor işin içine. Hem siyaset işin içine giriyor, hem bir de hani gelenekler de var. Şimdi hani tasarım anlayışı, tabii. NATO standartları, NATO tasarım anlayışı var. Bir yanda şey diyemiyorsun, 5 tane de Ruslardan şunu alıp kenara koyayım diye bir şey yok. Ya en basitinden şudur, biliyorsunuz hani orduda hani ne bileyim 7.62 milimlik mermi kullanılıyordur. Herkes onu kullanıyordur. Şey olmaz. Benimki 5.56, seninki şey. Çünkü icabında hani sen şey, hani bize mühimmat getirmeleri gerekiyor savaş alanında. Adam şey diyemez. Levent seninki neydi? Sana ne vereyim? Ne vereyim abi? Sana 5.60, sana 5.56 vereyim. Yanındakine 7.62 vereyim. Öyle uğraşılır mı? Herkese aynı verirsin. Tabii. Birbirlerinden paylaşırlar. O yüzden hani şey olmuyor, uçak işinde de 10 tane de Eurofighter koyayım, 5 tane de Ruslar onu yapmış güzel koyayım diye bir şey yok. Büyük karar. Vereceksin dev bir karar. Milyar dolarlık bir karar. Evet. Donatacaksın orduyu. F-16 öyle bir karardı. Başarılı şekilde geçti. Ya Zerent abi, savaş alanında sana mermi yetiştiremeyiz, ben sana söyleyeyim. Ya işte ama sniper verin. Zerent'e tek hortumu bağlamak lazım. Tek zaten direk. Yeni hack kurbanı, sızma kurbanı Björk olmuş. Bir albümü 2 ay öncesinden sızmış. Tanıyor musunuz Björk'ü? Björk da olabilir. Björk. Finlandiyalı falan mı? İzlandalı mı? İzlandalı. İzlandalı. Vallahi tanıyoruz da hani pek hani müziğini evimize falan konuk etmiyoruz. Edenler çok tabii, sevenleri çok. Büyük yıldız. Vallahi benim hakkımda abi bu, ne zamandır hiç duymuyordum. Bu hack haberinden sonra duydum. Dinlemem etmem. Kafamda direkt Blue Jean dergisinin böyle 93 sayısı da bir şey dergi kapağı geldi. Nasıl kalmışsa aklımda bilmiyorum, hani yanlış da olabilir ama belki bilenler vardır. Böyle ortadan yarık saçları, böyle evet, tuhaf bir tipi vardı. Öyle, çok yaşlanmış onun, abi bu vesileyle onu gördüm. Evet. Onun öyle bir imajı vardır, şeyi vardır. Biraz çılgın, uçuk kaçık bir tip şey vardır. 50 yaşlarında falan şu anda. Şimdi bu albüm hazırlanmış demek ki, hani yapılmış her şeyi. Hı-hı. Bir tarih demek ki belirlenmiş. O tarih gelsin de yayınlayalım diyorlar da internete düştü. Evet. Felaket. Madonna'nın da şey olmuş. Bu biz geçen gündemlerde söylememiştik. Gözümüzden mi kaçmış? Bu haberde o da var. Hı-hı. Geçtiğimiz Aralık ayında onun da bazı şarkıları mı ne sızmış? Ya bu çok kötü büyük bir şey sorun. Ya. Bu büyük yani sorun. Sony'nin filmleri de işte sızdı. Biz hep onu konuştuk ama. Evet. Bu büyük yani sorun. Gerçi şöyle bak, müzik alanında şey var. Eskiden beri müzikte bu daha çok, bu hep oluyor. Çünkü radyolara önce yollanıyor. Hmm. Promo denen bir kavram evet var. O genelde işte mesela orada çalışan çocuk da o CD'nin hemen bir kopyasını yapıyor falan. Hatta mesela şöyle uygulamalar var. Adam CD'yi Discman'e koyuyor, ağzını kaynak falan yaptırıyor açılmasın diye. Discman'i yolluyor radyoya. Hani dinlesinler ya da müzik eleştirmenine yolluyor. Dinlesin, değerlendirsin falan ama içinden çıkartamasın. Sonra da çünkü ripleyecek çıkarsa. Evet. İşte. Ama başa çıkamamışlar ömür boyu. Yani bu zamanında CD'den önce kasetle de böyleymiş. CD'de de böyle olmuş. Ha ama tabii 2 ay önce falan
Bir de direkt Cillop dijital kopyalarının çalınması kötü. Bayağı bir sıkıntı. Araştırmacılar yapay zekalı Super Mario yapmışlar Levent abi. Valla bunu Hamdi bunu inceliyordu. Ben buna bakmadım. Ne diyorsun? Ya ne şey var. Yani kendi kendine mi oynuyor? Evet. Öğreniyor. Ya öğreniyor. Kendi kendine öğreniyor. Bir video aslında. Zaten verdiğimiz linkten de girip baksınlar. Konuyu da anlatıyor eleman. Biraz Alman aksanıyla anlatıyor ama. bir videolu yapay zeka yarışması bu zaten. Yapabildikleri şeyi sunmak için de Mario'yu kullanmışlar. Hmm. Mario etrafından falan şey oluyor. Farkında oluyor. Evet. Soru sorduğun zaman sana cevap veriyor. İyi anlıyor şeyleri. İşte mesela Goomba, o yaratıkların ismi Goomba'ymış. Ben bilmiyordum bu arada. Hmm. Goomba hakkında ne biliyorsun Mario diye soruyor. Eziyorum, bilmiyorum, geçiyorum. Yok, bilmiyorum diyor. Hmm. Sen ona öğretebiliyorsun mesela. Git şu düşmanı öldür diyorsun. Gidiyor üzerine atlıyor, öldürüyor. Tekrar soruyor Goomba hakkında ne biliyorsun diyor. Üzerine atladığım zaman diyor ölebiliyor diyor mesela. Hmm. Onu öğrenmiş oluyor. Ne bileyim. İlginç. Veya sen söylüyorsun. Diyorsun ki yapay zeka dünyayı ele geçirecek falan diyorlardı. Bu şimdi şey anca Mario ama oynuyor. Bu şimdi başlangıç aşaması. Öğreniyor bak çevreyi falan. Mesela kendi gideceği yerleri sen hedef belirliyorsun. Nereden atlayıp duvarın neresinden sekeyim de gideyim falan şeklinde en kısa yolu vesaireyi falan kendi güzel bir şekilde buluyor. Yani Elon Musk'ı evinde zor tutuyorlar. Bakalım mesela bu şey olacak mı? Şimdi Mario'yu mesela hani speedrun yapanlar var. Adam olabilecek en hızlı şekilde oynuyor yani. Falan. Mesela yapay zekayla oynayan Mario bunları yapabilecek mi acaba? Evet. Ya şey falan tanımlamışlar ayete. Burada önemli, ilginç olan o. Mesela açlık durumu tanımlamışlar. Karnı acıktığı zaman o işte altın paraları topluyor falan. Hmm. Ne bileyim mutluluk durumu var. Mutlu musun diyor. Mutluyum diyor, tamam mı? Mario üzül diyorlar şey, tamam mı? Orada şeyi gösteriyor, bir böyle konteyner gibi bir şey var işte içinde. Tamam. Üzülüyor hakikaten, onun böyle seviyesi düşüyor. Nasılsın diyor, ya çok iyi değiliz abi falan diyor yani. İç güveysinden halledeceğim. Aynen öyle cevap veriyor. Ama burada şey kaybolmuş, kızı kurtaracaksın şatodan falan. İşte zaten mesele yiyorum, o değil. Içiyorum. Mario yapay zekanın hani bize yansımış şekli. Ha. Video kızı, haline getirmek için onu kızı kullanmışlar. Kızı kapamadı. Enteresanmış. Kapıyı otobüsün kapısına. Yani. Biz de bunu düşünüyorduk anca. Yapay zeka beni kapıya sıkıştıracak. Adam Mario ya burada oynatıyor. Önemli olan senin söylediğin şeyi anlayıp şey yapması. Hani ona göre bir tepki geliştirmesi ve aklında evet. Tutması falan. Ya bir bu işte simülasyonu Mario'yu kullanmışlar şey olarak. Evet. Hani çevresini farkına varma falan sistemlerini kullanmakta. Super Mario'yu kullanmışlar. Evet. Her ama yani şey. Tabii ki Elon Musk'ın dediği gibi şeylerden çok uzakta. Tabii ki canım. Fişini çektin bitti. Hmm. Biz eskiden Quake 2 zamanında botlar vardı. Evet. Başkaları yazardı. Hani normalde Quake 2'de öyle bir şey yoktu. 3 sırf bot üzerine kuruluydu da. 2'ye bot ekliyorduk. Kendi kendimize oynayabilmek için o deathmatchleri falan. Bazıları bayağı iyiydi. Hmm. Daha sonra Quake 3'te hep zaten hani tek başına oynarken botlarla oynuyordun. Orada en son Zyro mu ne vardı? He. Ben onu yenememiştim, geçememiştim. Ya da geçmiş miydim? Geçmişsindir geçememiştim. Abi. Bayağı zordu. Hı. Ha tabii şu var. Tabii o nişan alırken falan dijital şekilde nişan alıyor. Ben mouse'da nişan alıyorum. Belki zaten denk bir kapışma değil. Ama bilmiyorum bugün günümüzde bot kullanan oyun ne var? Unreal Tournament'ın falan yenileri var mı? Benim oynadıklarımda yok. Ama vardır illaki. Vardır mutlaka. Tabii. Acaba onlardaki yapay zeka falan nasıl? Hmm. Bir de orada işin ipucunu, şeyini kaçırırsan ucunu. Mesela adam direkt sana aimbot yani işte adı üstünde. Onu demek istedim. Kafaya headshot hani. Çakıyor direkt. Evet. NASA gelmiş geçmiş en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yayınladı. Evet. 100 milyon muydu? Piksel. Evet. 1.5 milyar, ha, milyar piksel. Pardon. 1.5 milyar piksel. Milyar. 69.536'ya 22.230 piksel. Evet, öyle şey diyelim. 4.3 GB tutuyormuş diskte. Bu bir tek fotoğraf. Hubble'ın çektiği. Tabii birçok fotoğraftan oluşturulmuş. 415. Panorama mantığında bir fotoğraf. Ama tek bir görüntü sonuçta. 4.3 GB. Bunu ben download etmek istiyorum. Değil mi? 4.3 GB'ımın gideceğini bilsem de hani bir kere şeyi görmek istiyorum. Açabiliyor mu bilgisayar? 4 GB bellekli bilgisayarda açabiliyor muyuz falan
Nasıl açıyoruz? Muhtemelen açamazsın herhalde. Bir de şey var, NASA'ya girersen şimdi, hani o kadar büyük bir şey ve detaylı ki, sana zoom aracı vermişler, zoom yapa yapa bakıyorsun. Tabii. Tabii, hepsini işte 4 GB indirmeden, istediğin yere odaklanarak. Bunu Photoshop'a versek, açar büyük olasılıkla Photoshop'ta, göçer sonra. Bu güzel bir şey hakikaten, evet. Bu hoş bir şey. Bak bak lazım, herkes baksın bir kere. Evet, evet. İşte 4K monitör niye lazım bak? Bunun için. Ya. 4K monitörden 4 tane mi lazım bunun içinde? Bayağı bir yüksek çözünürlüğü ona göre. 4 taneden de fazla lazım Hamdi ya. Yani evet. Şimdi 3840'a 2160. Bayağı fazla. 69.000 diyorum. Ya. Baksana düşün. 20 tane yan yana koymam lazım ki yatayı kurtarayım. Google ve Fidelity SpaceX'e 1 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyormuş. Yapmışlar hatta, o rakamda açıklandı. Biraz spekülasyon var ama yani o civarda herhalde. Ya, ilk başta şey dediler, Google tek başına dediler ama sonra Fidelity diye bir yine yatırım firmasıyla birlikte SpaceX'e 1 milyar dolar yatırım yapmışlar. Hani bu SpaceX'in blogunda da duyuruldu. Ha, evet. Şimdi artık bu iki firma toplamda %10'una sahip olmuşlar SpaceX'in. Şey yapmayı planlıyorlar asıl. Dünyaya yakın uydular atarak bir sürü internet hizmeti verecekler. Ya evet, herkese. Herkesin bir hayali bir şekilde yapmak olur. Orada Facebook'ta da el sıkışabilirler. Onun da hayali oydu biliyorsunuz. Aslında Elon Musk'ın asıl hayali bu sistemi kurup para kazanarak Mars'taki koloniye şey yapmak. Evet. Öyle finans söylüyor yani, röportajında söylediği şey o. Evet. İyi. Hadi bakalım. Yapay zeka parayı buldular yani sonuçta şu anda. Film reklamında acil durum sinyallerini kullanan yayıncılara ceza gelmiş. Bayağı da ağır ceza. 1.4 milyon dolar. Dolar ceza gelmiş. Olympus çünkü şöyle, çünkü çok gerçekçi yapmış. Yani normalde hani sadece hani ya bu bir işte tatbikat değildir falan gibi gerçekte kullanılması gereken şeyi filmin trailerına koymuşlar. Ama tabii bu hani o biraz kutsal bir şey. Yani onu hakikaten bu tatbikat ya, onun şakasını şey, falan Olympus, yapmaman gerekiyor ki. Olympus Has Fallen diye yani evet. Beyaz Saray'ın saldırıya uğradığı falan bir anlatan film. Bir film. Kötü de bir film. Yani katastrofik bir film var ortada. Evet. Bunun tanıtımında, reklamında hani o alarm kodlarını kullanınca adamlar da demiş ki kardeşim bunlar oyuncak değil. Böyle yalancı çoban şeyi olur. Ona döner tabii. Yalancı çoban hikayesine döner deyip 1.4 milyonu zaten kuralları varmış. Bunlar çakmışlar. Herhalde ya farkında değiller ya da bilerek deldiler. İyi olmuş valla evet. Ceza. Evet. Bu bana ilginç geldi. Hani özen gösterilmesine. Hani hep tarihe geçmiş bir War of the Worlds radyo yayını vardır ya. Adamların radyo tiyatrosunu. Marslılar geliyor. Marslılar geliyor diye insanlarda panik yaratıyor. Öyle bir şeye şey imkan mahal vermeyelim. Evet. Oyun dünyasına geçiyorum. Steam'in oyun yayın özelliği genel kullanıma açıldı. Açıldı. Artık beta'da falandı ya. Artık evet. Normal Steam istemcisine geldi. Evet. Witcher serisinin MOBA oyunu Battle Arena 22 Ocak tarihinde çıkıyor. Çıkıyormuş. Witcher serisinin böyle bir girişimi varmış. Polonyalı CD Projekt Red. Hı hı. Böyle bir girişimleri varmış Witcher dünyasına kullanan MOBA türü oyun. Yani dün çıktı diyebilir miyiz? Evet. 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 Tabii Witcher 3 asıl. Ya tabii. Olay ve burada ertene, birazcık ertene. Witcher 3 konusunda belki farkındalık yaratma girişimi falan. Orijinde yine beleş oyunlardan Team Hospital geldi abi. Orijin eskilerden gitmeye devam ediyor. Hep eski şeyler veriyorlar Team yani. Team Hospital güzeldi ama ya. Oynayanlar siz ben oynamadım. Evet, güzel oyundu. Çok keyifli bir oyundu ya. Ama hep çok eskilerden gidiyorlar. O konuda evet gerçekten de ben yine eleştirel olacağım. Bayağı bir... yani nereden baksan 15 senelik oyun değil mi bu? Yok, belki daha vardır. Fazla. Belki doğru. Daha fazla evet. Evet. Bu Team serisi zaten şeydir. Seridir aslında. Hani Hospital'dan başka var, var. Luna Park falan Team Park. Evet, evet. Zaten ilk oyun Team Park herhalde. Öyle olması lazım. İşte... Önemli bunda mi? Ama güzeldi. Böyle koca kafalı şişmiş adamlar gelirdi. Ha, değil mi? Doktor evet, kafasını ben. Patlatıp geri şişirirdi falan. Yani böyle esprili güzel bir oyun. Sen şeyler kuruyorsun. Hastanenin polikliniklerini falan kuruyorsun.
Hastalar yerleri falan kirletiyor. Temizlikçi tutuyorsun vesaire. Çünkü şey olursa da yerleri kirletiyor. O zaman da mutsuz oluyorlar her yer pislik tabii. içinde. Veya işte acil durum evet. oluyor. Bir deprem falan gibi bir şey oluyor. Bir sürü hasta yığılıyor bir anda evet, falan. Evet. Sürekli yönetim. Anonslar falan. Güzeldi yani. Ben çok keyif almıştım zamanında. Biraz da şeydir çünkü. Bu esprilidir. Esprili yani evet. Çok gerçekçi değildir. Daha çok mizahidir. Ama güzel hani oyundu. Strateji oyunu sonuçta. Tabii. Dikkat etmen evet, lazım evet. yaptığın işe. Origin'de On The House diye bir bölüm var. Evet. Şeyden, dükkandan her ay bedava oyununu alabiliyorsun. Biraz da günümüze gelsin derim, yani, değil mi artık? Bir Battlefield 3'ü hatırlıyorum hani güncel beleş verdikleri. Onu da On The House'da vermedi aslında. Değil yok ona bir kampanya gibi bir şey yaptılar. Ayrıca bir gönlünden koptu. Tabii. Elektronik Arts'ın. Doğru. On The House'da genelde eski oyunlar verdiler. Öyle. Tamamı evet. değil. Arada ben atladığımın farkındayım. Bir iki güncelle yakın şey de oldu ama bu aralar çok uzattılar. Evet. Yani SimCity, özellikle SimCity 2000 çok şeydi. Hmm. Evet. Ya SimCity 2000 çıktığında benim PC'm yoktu ya. Ya diyorum ya DOSBox zaten üzerinden çalışıyordu. Ya. Team Hospital öyle değildir muhtemelen de. Evet. Evet. Kurmadım da bakmak evet. lazım. Ama bir yandan da şey enteresan. Şimdi SimCity zaten güncel sürümü de var SimCity'nin. SimCity bilen biliyor. Evet. Ama mesela şu Crusader'ı verdi ya. Hmm. O bir aslında tozlu raflar yaptı. Çünkü evet. o oyunu bilen de pek kalmadı. Biz oynadık zamanında. Güncel pek bilinmeyen bir oyun. Onu verdiler enteresan oldu. Evet. Wing Commander verdiler. Hmm. Wing Commander ne büyük efsanedir. Öyle. Günümüzde çıkmıyor. Doğru. İyi de yaptılar o konuda. Evet. İşte... Bu haftanın enteresan gelişmelerinden biri yerli aslında. Beşiktaş e-spor takımı kurdu ya. Evet büyük bir gelişme ya. Ben şaşırtan bir gelişme. Evet. Ya abi, kurdu dediği nedir yani olanı aldı da. Kurulu abi. Bir takımla anlaştı. Evet. Ya e-spor dedikleri de tabii FIFA League of Legends. Gelip, League of Legends aslında. Var olan bir takımla el sıkışıp bünyelerine kattılar ve isimlerini verdiler. Evet. Ve hani, güzel bir şey o zaman evet. Böyle biliyorsunuz spor rekabetinden ötürü yarın öbür gün herhalde şimdi Fenerbahçe'de Galatasaray'da kesin yapacaktır. Şu anda var olan takımlar heyecanlıdır hani evet. bizi kapacaklar mı diye. Ya. Bu şeyi gösteriyor ama olayın artık ne kadar ciddiye bindiğini gösteriyor. Artık eskiden hani ya bütün gün oyun oynuyor kapanıp şikayetleri ailelerin değişecek. Ya oğlum oyun oyna da para kazan. Hayatını kurtara dönüşecek biraz. Öyle. Birazcık bu bizim de teknoseyir olarak yumuşak karnımız. Biz çok takip edemiyoruz bu evet. camiayı. Bayağı uzak da kaldık. Birazcık da ya League of Legends falan dediğin zaman ben genelde ceketimi alıp hadi bana müsaade diye kapıya yöneliyorum. Bunları takip edebilecek bir arkadaşımız olsa ya. Bize yeni bir boyut katar. Doğru. Evet, haberlerim bu kadar. Biraz da teknoseyirden bahsedelim. Hamdi sen söyle. Engellenenler yani uzun listesi. Uzun zamandır istenen şeylerden biri. Engelliyoruz. Levent de söylüyordu. Sen gerçi Twitter için söyledin değil mi? Evet. Engellediklerimi göremiyorum. Tabii. Belki geri kaldıracağım engelini falan. Nasıl denk geleceğiz Tabii. falan. O listeyi ekledik. Profil sayfasında sağ tarafta engellediğin kişi varsa çıkıyor. Yoksa zaten orada o alan görünmüyor. Tamam. Birilerini engellediysen profil sayfanızdan sağda engellenenleri görebilirsiniz. Bence iyi bir özellik. Şey isteyenler de var. Bizi engelleyenleri de görelim diyenler var ama o olmaz. O bir gizliliğe giren Tabii. bir şey. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Hani onu beklemesinler. Tabii. O zaten arkadaşlar da dikkat ederlerse hiçbir sistemde o ciddi sistemde o yoktur. Çünkü husumete yol açar. İntikam çabalarına yol açar. Ya şeyde fark ediyorsun gene sonuçta. Yazamadığın için fark yazamadığın ediyorsun. Için o fark zaten bizim bir açığımız. Hı hı. Ama hani onu bir de böyle bir liste haline getirip sunmak İyice, falan evet. doğru olmaz. Evet. Doğru olmaz. Evet. Dediğim gibi hani arkadaşlar dikkat incelesinler. Hiçbir büyük sistemde öyle bir şey yok. Tabii. Biz bu hafta iki canlı yayın denemesi daha yaptık. Biri diğerinden daha ciddi. Otoseyri canlı yaptık. Canlı yayın denemelerimiz devam ediyor. Hala deneme çünkü. Tamam. Her canlı yayında bir eksikliği görüyoruz. Gideriyoruz. Herhalde haftaya... Biraz da şey deniyoruz aslında. Buradaki internet hızımız yeterli oluyor mu? Yetiyor. Farklı Tabii. zamanlarda sorun yaşıyor muyuz? Yani 720p için yetiyor en azından. Ama daha işte şey eksik. Hani reji tarafı eksik. Onu gidereceğiz.
ekrana görüntü girdiğimizde mesela seste kesilmeler oldu değil mi? Bu evet, onu çözeceğiz. Neden olduğunu hepsini falan biliyoruz. İşte zaman buldukça yapıyoruz. 2 haftaya falan bence oturtmuş oluruz bu işi. Daha gelişkin bir hale getiririz. Evet. Şu andaki sonuçlar fena değil. İyi, güzel. Fena değil. Görüntü kalitemiz falan da iyi. İyi, gayet iyi. YouTube üzerinden denemelere devam. Evet. Şimdi şöyle bir başka arkadaşlardan, bizi izleyen, takip eden arkadaşlardan da şöyle bir yorum geldi ya da bir şey dikkatlerini çekmiş. Biz 2015 itibariyle bir intro, giriş kullanmaya başladık videolarda. Evet. Şimdi kimi dikkatli arkadaşlar diyorlar ki ya filanca yabancı sitede de biz bu introyu gördük. Hani onlar şey düşünüyorlar, sizden mi çaldılar onlar ya da hani siz mi çaldınız oradan falan. Yok, bunların pazarları var. Evet. Tasarımcı arkadaşlar böyle jenerikler falan hazırlıyorlar ve bu tasarımı şablon olarak satıyorlar. Biz oradan satın aldık. Onlar da aynısını. Yani bunu şey olmuyor. Adam bir tek sana satmıyor. Ya da şöyle hani binlerce dolar verirsen bir tek sana satmayı kabul ediyor. Aksi halde herkes alabiliyor. Evet. Onlar da aklın yolu bir. O başka yayınlar da beğenmiş almış. Biz fark etmemiştik. Biz de beğendik, satın aldık. Başka bir açıdan bakalım. Sen uğraştın, kafayı bozdun. Hakikaten kimse de olmayan bir intro buldun. Sen aldıktan 5 dakika sonra biri gelip aynı introyu alıp gidebilir. Alabiliyor işte, bunun şeyi bu. Sistemi bu. Biz öyle bir pazardan aldığımız için, bunun müzik pazarı da var böyle. Evet, o da ayrı satın alındı bu arada. Resimler için olanı var. Fotoğraf pazarı zaten eskiden beri bilirler hani. Tabii. Stok foto denir. Siz o konuda yayınlar da yapmıştınız, bilgi de vermiştiniz. Bu animasyonların da artık böyle pazarları olduğu için bizim aldığımız şeyi başkası da almış, kullanmış. Ama tabii yerli site değil, yabancı site. Tercih etmezdik ama olabilir. Evet, olabilir. Bunun bilmiyorum şey var mı? Mesela müzik sitelerinde öyle bir seçenek vardı. Diyorsun ki adama, ben hani normalde 50 dolar, 100 dolar bir müzik. Kardeşim diyorsun, vereceğim, başka daha da satma bunu. Hani 1000 dolar vereceğim. Yani adam koyuyor bu fiyatı tabii. 1000 dolar vereceğim, daha da satma diyorsun. Ben bu intro arama sürecimde öyle bir teklif görmedim şeyde. İmkanı görmedim. Şeyde falan oluyor. Şeyde de var. Temalarda falan temalarda oluyor. Temalarda WordPress temaları falan satılıyor evet, mesela evet. Böyle. 40-50 dolara alabiliyorsun herkesle evet. Beraber ya da 500 veriyorsun. 500 veriyorsun, sana özel oluyor. Evet, daha da satma diyorsun. Evet. Oradan şeyi de kaldırıyor. Normalde hani bir imzası falan oluyor tasarımcının. Hı. Ama önce satılmışlara bir şey yapamazsın. Yapamazsın. Onu da kaldırıyor. Hı. Bu yeni bir şey. Ben hatta bugün bir buraya gelirken bir teknoseyir izleyicisi arkadaşla sohbet etme şansım oldu. Mesela o da grafik üzerine çalışan bir arkadaşmış. Mesela ona da dedim, bak böyle şeyler var. Dünyaya açılma şansın var artık. Böyle pazarlar var. Tasarladığın bir slaytı, bir görüntüyü satabiliyorsun. Çektiğin fotoğrafı satabiliyorsun. Yaptığın After Effects'le falan bir animasyonu, böyle bir görseli satabiliyorsun. Oturduğun yerden para kazanma şansı, tabii çalışarak sonuçta yine o tasarımları yapacaksın ama tabii. Dünyaya bir şeyler yapma şansın var. Bu bahaneyle başka aynı konuda çalışan arkadaşlara da fikir vermiş olalım. Küreselleşen ekonomi böyle şeylere olanak veriyor. Doğru. Türkiye'yi aşabilirler. Evet. Bu arada Green Fandango Remastered ön siparişteymiş. LucasArts'ın efsane oyunlarından, son oyunlarından birisi. Bir adventure oyunu. Evet, 24 lira. Steam'de var değil mi? Steam'de. Tamam. Evet, başka bir şey söylüyor muyuz? Valla bu hafta GeForce'larla dolu 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 geçti. O hem de nasıl abi? Mobilinden masa üstüne. 960 bizim de yani gündemimizi oluşturdu. Hmm. Pek de başka bir şeye zaman ayıramadık. Önümüzdeki hafta daha yine telefonlu falan bir hafta olacak. Evet. Peki önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.